Evet. Masada ne gördün? MX4 ile MX6. VSM atıyoruz. Oo. Termal macun kıyaslaması videosunda karşı karşıyayız. Şu anda sistemimizde 7700X AMD 7700X var. var. MX4 sürümü. MX4 sürümü şekilde. Bir testimizi yapalım. Sonra macun değiştireceğiz. Şimdi ben size ben şey açtım. Benim bu arada işlemci ayarları BIOS'ta default olarak Bu önemli geçerli. diyorsun. Evet, şu an default. Yani Sen herhangi bir overclock veya underclock hiçbir şey yok. yapılmadı. Peki. Hot Wheel Info programımızı da açtık. Şurada şu anda boşta 44-45 arası seyrediyor. Şuradan da tekrar bir sıfırlayalım. Tamamdır. Şimdi bir multicore testimi başlatacağım. Çoklu çekirdek Başlattım. testini başlattık. Sinebeş testimiz. Evet. Yaklaşık. İşlemcinin sıcaklığı yavaş yavaş yükseliyor. Evet, şu anda maksimum 85.4'ü gördü. 85 gördü şu an. Bu işlemciler biraz sıcak çalışıyor tabii. Yani 87 oldu. eğer default'ta bırakırsan özellikle ayarlardan. İşlemci soğutucu NZXT Kraken Elite. Evet. Tamam. 360 milim. Yarısı testin neredeyse. 87.9'u gördü. 87. İşlemci 88. şu an MX4 termal macun sürülü. Maksimum 88'i mi gördük? 88.4 programda. 89 oldu. 88.5'u aşarsa 89 gösteriyor. Evet. Bir tanesini bitirdiği için ikinciyi yapıyor. Bunda da biz bir dakika süre verdiğimiz için ikinci bittiğinde test tamamlanmış olacak. 88.8 gördü. 89. 90 görmedik. Termomacımız bu şekilde. Şu anda gösterdiğim sürdü. 89.1 gördük. Bu arada bu termomacı üzerine şunu görmüştüm bir. Nerede bu yazı teknik değerlerde mesela burada. Ben nerede sana göstereyim onu. Yazıyorum burada. Yazmıyor. Şu watt derecesi falan mı? Watt derecesi vardı. Aynen. Şunu Ben 12 mi okudum MX6'da? Bunda da 8 mi 5 mi öyle bir şey var. olabilir, Teknik olabilir. yazıyor mu üzerinde? Tamam. Neyse videonun sonlandı mı? Şu anda ben testi. Evet, şu an 89.2 derece. Yani 90 diyebilir miyiz? Tabii 90. Puanımız kaç Yani burada? mesela CPU kasası, işte CPU CCD1'in sıcaklığı falan da var. Ortalama 90. 18.366 puanımız var. Maksimum 89.2 dedin değil mi az önce? Evet, kasa sıcaklığı Tamam. 89.2. Şimdi sistemimizi sökelim. Yeni macunumuzu yenileyelim. Bakalım. Evet. Şu an işlemci bloğunu çıkartıyoruz. Vidalarını söktüm. Şöyle Tamam. kaldırıyorum. Üzerinde MX4 sürülü. Bunun temizliğini yapalım. Şimdi şuradan bir kabasını alalım. MX4'ümüzün. Daha yumuşak. Neydi? Arctic Cooling MX4 diye mi geçiyor bunun tam uzun? Arctic. Arctic markası. MX4'tü modeli. MX5 ile çıktı bir dönem. Tutulmadı. Evet. Daha kötü dediler, daha iyi dediler, bir şeyler dediler. Bu macun konusu hep tartışmalı olmuştur. Şu an canlı canlı testte bunu görmüş Şöyle olacağız. alkolü de alalım. Etil alkol mü? Bu izotropik saf alkol. Saf alkol. Şimdi İşlem üzerindeki macun görebiliyorsunuz. Bunu da şöyle sileceğim. Tamam, onu da aldık. İşlemcimiz 7700X'ti. Isınan bir işlemci. Bakalım bize macun nasıl etkileyecek. Evet. MX6 macunumuzu aldık. Bir tutam. Oraya ilgili Buyurun. nohut tanesi gibi sürdük. Tamam, Buyurun. orayı dağıtalım. Ben şunu size yardım edeyim. Orayı. Yine Alper'in elle yoklama. Yani o kadar çok şey söylen gördüm ki yani kredi kartıyla sürmüş, bir şeyle dağıtmış, tornavidayla dağıtan var. Ama elle dağıtan ilk defa seni görüyorum. Bu yöntemi seviyorum. Bu yöntemi iyi diyorsun. Her yere homojen yayılıyor. İşlemci üzerinde hiç açık kalmayacak şekilde bu şekilde sürüyorum. Peki elinde bir farklı hissediyor musun? O diyelim macunla MX4 ile bunun arasında Şu an bu biraz daha koyu.
Daha mı koyu geldi? Şu an koyu geldi ama o biraz beklediği için de olabilir. Hava şartlarından emin değilim. Ama evet, şu an koyu geldi yani. Arkadaşlar elinize de yapabilirsiniz. Bir kartla da sürebilirsiniz. Problem değil. Çok önemli bir şey değil. Tek olay burada homojen bir şekilde yayılması gerekiyor. Baksana topluyor. Yapışıyor gibi. Sanki bekledikçe donmaya başlıyor gibi. Evet. Yeter bence. Şurası açık kaldı. Enteresan. Allah Allah. Tamam. Tamam. Şimdi soğutucuya takalım. Alayım ben onu. Soğutucum hortumu şeyi çıktı. Evet. Geri döndük. MX6 mağazamız sürüldü. Sistemimiz açıldı. Cinebench testimize başlayacağız. Başlatalım Cinebench testimizi. Başlattık bakalım. Şu an defaultlarda 44'ü falan gördüm. Evet. Sıcaklık yavaş yavaş artıyor. Testimiz devam ediyor bir taraftan. 81 derece oldu. 81 oldu mu? Yıkıldım. 81. Hadi koçum. Hani sen yapardın? Hani sen yapardın? 82. İyi. 83. Testimiz nereye geldi? Bir de bakımcısı daha iyi puanlıyormuş. Ama şu an bu 2 derece daha sıcak gibi. 83.8. Bilal Bey. Diğeri 88'di. En son 88 mi gördük? 89'du diğeri. Şu an iyi. Ha, 6 iyi. Derece şu an çok iyi. O zaman iyi iyi. Tabii lan. Şu an ikinci teste geçtik. Aklına neyse 80 kalmış. 80 değil. 89 küsürdü. Evet. Şimdi ikinci testimiz başlıyor. Başlamış hatta. İkinci testteyiz. Şu an 83'te bence gayet iyi oldu. 6 derecede fark etti. Tam yükte. 83.8 tam şu anda. Aynen. Şu an testimiz sonlanmak üzere. MX6'da böyleyse demek MX10'da bu iş çözülecek. MX6 evet. Hakikaten fark yarattı. İyi oldu bence. 6 derece fark etti. 84'ü gördü. Şu an 83 nokta küsür mü demiştin az önce? Evet. Evet tam 84 derecede testimiz bitti. 18 bin puan aldı yine. Puanımız bu şekilde. Evet sıcaklığımız maksimum 84 diyeceğiz değil mi? Evet. Değer mi değmez mi? Kullanıcıya karar versin. Peki. Arkadaşlar kolay gelsin. Evet.